Çok kenar ortasına vurmuş mudur? Merih Demiral bu akşamın bana göre yıldızı. Mert Günok da Tafarel'in Arsenal'e karşı yaptığı kurtarışa benzer bir kurtarış yaptı bana göre. O ehemmiyette, o kalitede, o zorlukta, çünkü ıslak zemin. Evet. Hani 90 çok artı sert geldi 4 de. Artık. Ya yani inanılmaz bir şey. Kelimeler yetmez şu anda. Bu ne biliyor musun? Avrupa ya. Kupası'nı getirecek Tanrı'nın eli. Tanrı'nın eli bu. Ya. Evet. Ne niye kadar Maradona'nın gurur. Eli Tanrı'nın eli oluyor da bizim çocuğun eli Tanrı'nın eli. Abi böyle bir çıkartma var mı? Böyle bir reaksiyon şey var mı? İnanılmaz. Bir de kaygan. Her yerinden öpüyorum Mert. Ellerinden öpüyorum Mert. Hakikaten her yerinden öpüyoruz. Şuna da bir Mert. Takıldım ben. Kusura bakmasınlar. Şu maç başlamadan önce daha bizim Avusturya ile eşleştiğimiz belli olduğu andan itibaren Avusturya 3 yapar, 5 yapar diyenler de gelsin çete. Evet. Bu arada onlar şu resmi verelim. Boş konuşanlar da bir gelsin. As sonra. Bayrakları diyorlar. Resmi evet verelim. Hakikaten bayrakları asalım. Şinitsel kebaptan iyidir. Nasıl? Çok şinitsel iyi. Kebaptan iyidir. Yedin mi zurna dürümü? 1,5 Adana zurna dürüm. Hayırlı olsun. Bol bol yersin şinitselini şimdi köyünde. Bu arada Leipzig'le Viyana çok yakın. Yürüyerek geçin. Evet. Çok fazla takılma. Yürüye yürüye adım adım ufak ufak. Sabaha karşı orada olursunuz. Yağmurda ıslana ıslana. Hadi benim aslanım. Hadi bakayım hadi. Arabayı çek. Ya. Şinitsel. Gerçekten şinitsel diye yemek mi olur lan? Ne şey var bunun? Erman abi ne maç oldu be. Acayip bir maç. Burada sürekli totem yapıyor. Yedik, yiyeceğiz, yiyoruz. Paramparça oldu. Kaydı mı gol olur. Yemin ederim ömrümden 5 sene gitti bu vatan. Kaydı mı gol olur. Korner döner. Eyvah taç oldu gol yedik. Ya perişan olduk taşları... ya. Ama yani bak bizim milli takımımız için doğru kurguyu yakaladı. Çok mu iyi oynadık? İlk yarıda bana göre doğru oynadık. Golü erken bulmak bizim için bu maçın hikayesini belirledi kardeşim. Hemen Kaan Ayhan'ı çekti sağ stopere. Evet. Üçlü yaptı. İki bek. Arkadaş bu Ferdi'nin bir baksınlar ciğer kapasitesine evet, falan ya. Son dakikada hala koşuyor. Nedir ya? Çocuk böyle, sakatlıktan dönmedi bu mi? Bu ağır zeminde böyle gidip gelinir mi lan? Bu sakatlıktan nedir? Dönmedi evet. Mi? Bilmiyorum sakatlıktan. Sakatlıktan geldi. İlk maçı hani. Ya arkadaş bu nasıl gidip şey gelmek şey. Ya? Evet, inanılmaz. Karşısındaki oyuncuları da değiştiriyor habire. Evet. Habire değiştiriyor ya. Siz hepiniz ben tek gibi oynuyor Ferdi. Yani Allah razı olsun. Ben hayatımda böyle bir ciğer kapasitesi, bu kadar sakinlik. Rakip bunu indiriyor, dönüp bakmıyor. Barış'ı devam ne yapacağız? Yanında. Barış'ı. Barış Alper ya. Son saniyede de atıyordu golü. Evet. Ya bazı oyuncuları eleştiriyor insanlar. Hani Arda'dan belki daha iyisini bekliyorlardır. Arda. Kenan Yıldız eksik oynadı bana göre. Orkun daha iyi oynayabilirdi. Fakat bizde 3 kişilik oynayanlar var kardeşim. Evet. Barış Alper gibi, Ferdi gibi, Merih gibi, Kaan Ayhan gibi. Bunlar Mert Günok gibi bir güvenceye sahibiz. Evet. Kardeşim bizde 3 kişilik oynayanlar var. Oynamayanları da sırtlarında taşıyorlar. Takım olmak da böyle bir şey zaten. Bana maçtan önceki yayında çok Pollyanna seyrettin herhalde yazmışlardı. Evet. Cevap vermiyorum. Ya Arda'yı zaten çok iyi taşıdı takım. Arda da duran toplarda çok iyi yapmış. Baba Arda bak bir şey söyleyeyim mi? Arda'nın ilk 30 dakika 4 kişinin arasından taç alması, öndeyken faul alması. Arda'ya bu maç içerisinde kimse kötü oynadı diyemez. Kimse kötü oynadı diyemez. Kimse kötü oynadı diyemez. Kesinlikle katılmam. Arda bence çok güzel futbol oynadı bu maç. Barış Alper oynaması gerekeni oynadı. Şimdi Barış Alper'in neden kanat oynaması gerektiğini anladınız mı? Evet. Gelebildi mi? Barış Alper'in oynadığı kanattan Avusturya atak yapmayı bile denemedi. Neden biliyor musunuz? Çünkü hep 3 kişi abi o kanat. Hep öbür taraftan gelmeye çalışan. Futbol çok basit bir oyun. Bugün şans yanımızdaydı. Milli takım oyuncuları nasıl oynaması gerekiyorsa onu oynadı. Gerçekten onu oynadı. Hani bazı maçlar vardır ya. Ya bu maç kötü mü oynadık? Öyle bir şey yok abi. Bu maç ne gerekiyorsa onu oynadık. Şu an baktık çeyrek finaldeyiz. Doğru mu? Doğru. Ne oldu? Maçtan önce ben de mesela çok kalpli teka bulmuştum çıktığımız kadrodan dolayı. Şansımız yaver gitti. Meri iki tane gol attı. İnanılmaz bir futbol oynadı. Sağdan soldan gelen bütün topları uzaklaştırdı. Anladın mı? Bak, böyle bir maç çıktı karşımıza. Maçın fotoğrafı bu. Evet ya inanılmaz. Bak bunu böyle korner attık gol oldu maşallah. Diye okuyanlar varsa... Futbolla ilgili daha öğrenmeleri gereken çok şey var. İlk golü Arda kesti attık. Öyle bir yere kesiyor ki. Ya biz vuruyoruz ya rakip hata yapıyor. Buna benzer bir tane de Merih vurdu. Yine Merih vurdu. Evet, yine vurdu. İki. Abdülkerim'in bu da üçüncü. Diyorlar ki futbol... Arkadaş duran top becerisi diye bir şey var futbolda maçtan sana. Önce kardeşin ne dedi? Merih atar dedi. Ben Kaan Ayhan demiştim. Ondan önce ne dedi? Ne dedi? Ne dedim? Hakan Çağlanoğlu oynamıyor. Toplar öndireye geçer Merih atar dedim. Hakikaten de geçer. Ya geçer abi. Keser abi. Bu adam keser. Keser. Çok... Bunun işi ayak. Bunun ayağına at. Vursun. Topu ver. Orta kessin.
Adam koy karşısına geçsin. Araya koş, araya top atsın. Bu oyuncuya Real Madrid boş boşuna bu kadar milyonlar vermedi ve süre vermiyor yani. Evet. İlk yarı çok sakinleştirdi oyunu. Ya abi top ona gelince Garanti Bankası. Evet. Hani hiçbir sıkıntı yok. Belli dört kişinin içinde top çocuktan topu almaya giden bile yok. Neden? Biliyorlar çünkü yeteneğinin farkında. Alleme diyor, kalleme diyor, taçı alıyor. Bir şeyler yapıyor, faali alıyor. Yani bir şey söyleyeceğim. Şu resimdeki Arda'ya bir bakar mısınız? Chat. Şu resimdeki Arda'ya bir bakar mısınız? Dört kişi etrafında. Bak Arda'ya bir bak, bir de yanındakiler. İki tane Arda. Fizik kapasitesi çok daha tam oturmamış olmasına rağmen dört kişi ayağından topu vermeyen Real Madrid oyuncusudur abiciğim. Evet. Real Madrid oyuncusudur yani. Çok da zor bir şey o. Ne var biliyor musun? Arda gibi oyuncular önünde bir santrafor ister normalde. Yani topu rakip kaleye yüzünü döndüğü anda atacak iyi bir koşucu ister. Öyle bir oyuncumuz da yok. Oynatmıyor. Bunu tercih ediyor. Yalnız her maça bir bahane bulmaktan vazgeçelim artık. Ya tamam, Gürcistan maçında şans yanımızdaydı. Çekya maçında yanımızdaydı. Bugün Avusturya'da yanımızdaydı. Ya arkadaşlar, futbolun birçok doğrusunu yapıyoruz ya. Evet. Yapıyoruz. Allah'ım bu kadar. Bir kere her şeyden evvel inanılmaz mücadele ediyoruz. İnanılmaz koşuyoruz. Yani bizim kapasitemizi zorladığımız maçlar oynuyoruz. Pozisyon veriyorsun diyor. Bu Avrupa Şampiyonası'nda pozisyona girmeyen takım mı var? Evet. En kötü takım bile evine dönmüş olanlar da her maçta pozisyona girdiler. Pozisyon vermek başka, pozisyon becerisi başka. Becerikliyiz işte. Bir de bence dışarıdan yani birisi mesela bir Fransız, bir Alman oturduğunda şampiyonada bir maç izlediğinde bence en çok Türkiye'nin maçlarından keyif alıyordur. Alınıyor yani. Niye? Gerçekten keyif alınıyor. Dün Fransa-Belçika maçından yani keyif mi aldın Allah aşkına? Evet. Fransa-Belçika maçı eziyet etti bize ya. Ama ne heyecanlı maç oldu. Acayip bir keyif veriyoruz yani. Çok kardeşim var chatte. Batuhan abi sen bu işi biliyorsun falan tarzında yorum yapan hepsine çok teşekkür çok ediyorum. Güzel. Bir tane kardeşim de şey yazmış. Batuhan sen konuşma, Montella'yı beğenmiyordun. Ben Montella'yı hala beğenmiyorum. Yani hala 78. dakikada 72. dakikada ayağında aldığı her topu belki 5 pozisyon üst üste kaptıran, taç çizgisinden topla beraber çıkan Kenan'a sen 20 dakika fazla sabrediyorsan ben beğenmem. Bence de geçecek. Ben beğenmem. Ben oyuncuları beğenirim. Helal olsun Meri. Terine, Mert, Ferdi, Barış, Kerem, Arda, İsmail, Orkun. Erman abinin de söylediği gibi. Bir maçta 11 tane futbolcunun iyi oynayamaz. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Bugün Erman abi kötü olur, yarın ben iyi olurum. Ama bir takımda 5 tane oyuncunun 3 kişilik oyun oynuyorsa veya 6 oyuncunun 2 kişilik oyun oynuyorsa karşına kim gelirse gelsin yenersin kardeşim. Bugün Ferdi Kadıoğlu eğer 4 kişilik defans yapıyorsa, Mert Müldür 3 kişilik defans yapıyorsa, Meri üstüne vazife olmayan 2 tane golü atıp onun üstüne çıkıp orada canıyla başıyla mücadele ediyorsa bu maçı kazanırsın. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu maçı nasıl kazanırsın biliyor musun? Hiçbir şey olmasa Mevlam görür yine verir sana evet kardeş. Bu kadar mücadele var mı? Sahanın dışında 30 bin kişi, 35 bin kişi rakip takımın biletlerini alıp Türk formalarıyla o sahaya gidiyorsa senin o sahadan mağlup olma durumun yok kanka, yok. Bak Montella'yı beğenmeyebilir. Oyun kalitesi anlamında başka bir beklentimiz vardır. O başka. Önde çok iyi pres yapıyor. Yenik düştük mü Avusturya'nın presine? Hayır. Düşmedik. İyi savunma yaptık ilk mı? İlk 10 dakika bir düştük, sonra hemen toparladık. İlk 10 dakika golün etkisiyle bir tepki verdiler. Evet. Bence ikinci yarının 10 dakikası haricinde çok iyi mücadele ettik. İkinci yarının ilk 10 dakikasında Mert'in kurtarışı. 51 bizim, ile 55 arası. Bizim golü oluyor attığımız ana kadar, ikinci golü attığımız ana kadar çok iyi geldiler göbekten. Zaten hemen müdahale etti Salih'le. Ama şunu söylemek lazım. İsmail Yüksek'in olmayışı bizi çok zorlar Hollanda'da. Evet, bu arada İsmail Yüksek Orkun ceza aldı. Orkun'u bir şekilde bertaraf ederiz. Ama İsmail Yüksek'in olmaması bizim için çok büyük dezavantaj. Onu söyleyeyim.